YKS'ye son 15 gün hayallerimize kavuşmamıza, emeklerimizin, gayretlerimizin, çalışmalarımızın karşılığını almamıza 15 gün kaldı. Buna öncelikle siz inanmanız lazım arkadaşlar. Siz eğer buna inanıyorsanız Arkadaşlarınızda da, ÖSYM'yi de, hocalarınızda da, YÖK'ü de inandırırsınız. Yani ben kazanacağıma inanıyorum arkadaş. TYT ve AYT e geldiğinde üstünden geçeceğim. TYT'de ve AYT'de mükemmel bir şekilde yapabileceğim en yüksek netlere ulaşacağım. Ve ben bunu yaptıktan sonra da ÖSYM'ye kitapçığımı göndereceğim diye buna inanıyorsanız... ÖSYM de der ki bu tamam çalışmış, gayret gösteriyor ve başaracak. Biz de buna inanıyoruz diyecekler ve sizleri hayallerinizdeki üniversiteye uğurlayacaklar arkadaşlar. Öncelikle şu çok önemli. İmkansıza ulaşmanın tek yolu onun mümkün olduğuna inanmaktır. Bakın az önce söylediğimde birebir aynı. Söz. Bu sözü az önce okumadım. Gerçekten şimdi görüyorum. İmkansıza ulaşmanın tek yolu onun mümkün olduğunu inanmaktır. Yani hayal edebildiğiniz her şey arkadaşlar gerçektir. Çünkü sizin hayalinize o verildiyse verilmek istenmiştir. Yani sizler eğer tıp fakültesini kazanmak istiyorsanız, yazılım mühendisliği kazanmak istiyorsanız, elektronik mühendisliği kazanmak istiyorsanız, biyoloji öğretmenliği kazanmak istiyorsanız bu isteğinizin karşılığı hazırdır arkadaşlar. Yeter ki bunu gerçekten samimi dille isteyin. O samimi dille istemek nedir hocam? Birincisi ve en önemlisi tabii ki bunu kazanacağınıza inanmak. İkincisi ve en önemlisi çıkmış sorulara hakim olmak. Çıkmış soruları bilmek. Üçüncüsü bol bol gayret göstermek. İşte farklı farklı yayınlardan, sınav sorularına benzer yayınlardan bol bol sorular çözüp denemeler yapmak. Peki hocam 13 gün kaldı. Bu 13 gün içinde neler yapabiliriz? Onu da birazdan söyleyeceğim ama en önemli şeyi tekrar söylüyorum. Kendinizin inanması lazım. Ben tüm çıkmış soruları çözdüm ve bütün kaynaklardan çalıştım ama kazanacağıma inanmıyorum. O zaman kazanamazsın. O zaman kazanamazsın. Çünkü sen inanmıyorsun. Sen inanmazsan zaten biz nasıl inanalım? Sen inanacaksın ki ÖSYM'ye de bizlere de bunu inandır Şimdi öğrenci yorumlarına baktığımızda Meta Uğurlu diyor ki hocam artık son 15 güne geldik. Konumu çalışmalı sorumu çözmeliyiz. Arkadaşlar son günlerde soru çözüyoruz. Ama son üç gün konu çalışıyoruz. Çünkü son üç gün oturup da bir deneme çözerseniz açtığınız bu denemeyi çözüyorsunuz. Burada hatalarınız çıkarsa biraz moraliniz bozulabilir. Veyahut da açtığınız gerçek tyt çözüyorsunuz. Burada hatalarınız çok çıkarsa moraliniz bozulabilir. Orada ne yapacağız? Soruların cevaplarını işaretleyin direkt okuyun. Ha bunun cevabı zaten C'ymiş. Bunun cevabı zaten B'ymiş. Bunun cevabı bundan dolayı böyleymiş. Veyahut da eski yanlışlarınıza bakın. Ha ben burada eskiden C demişim ama esasında cevap B'ymiş. Cevap işte Doğu Karadeniz'miş. Cevap mitokondriymiş cevap eksi düşmüş, Cevap glikoz çözeltisiymiş. Neyse artık bilmiyorum branşınıza göre. Bunları güzel güzel öğrenin. Son günlerde birazcık soru çözdükten sonra son birkaç gün kala artık konu çalışmalısınız. Kendinizi böyle soru çözerek eyvah yanlış yaptım eyvah ne oldu diye kendinizi strese sokmamalısınız. Hele hele son gün deneme çözmek kadar anlamsız bir şey yok. Son gün deneme çözüm nasıl geçti? Süper geçti. Oh o moralle de sınava girersin. Ama ya süper geçmezse ya sorduğun çözdüğün sorular kalitesizse ya cevap anahtarı böyle bir şeyler olduysa durduk yere moralim bozulacak. O yüzden son günlerde son birkaç gün kala deneme falan çözmeyin. Ama konu tekrar yapabilirsiniz. Bilhassa ayeti açısından konu tekrarları yapmak önemli. Ama bu son 13 gün içerisinde bir 7-8 gün daha deneme çözmek, çıkmış soruları çözmek çok çok değerli arkadaşlar. Diğer eşitarlıkçı öğrencilerimize de söyledim. Birçok sorunun benzerini soruyor ÖSM. O yüzden sorulara hakim olmanız lazım. Bilhassa sözelde netlerinizi artırmak istiyorsanız hani sayısalcı olarak tarih, coğrafya, felsefe de yapmak istiyorsanız çıkmış sorulara mutlaka bakın arkadaşlar. Milliye başlamış ki son günlere geldik. Haklısın Melia. Hayallerimize yaklaşıyoruz artık. Hocam süre yönetimi için tavsiyeleriniz var mı? Arkadaşlar sınavda süre yönetimi için söyleyeceğim şey en önemli şey nedir? Tabii ki turlama taktiği arkadaşlar. Turlama taktiğinde her zamankinden daha önemli bir şey daha söyleyeceğim size. İlk başta bir doğru yapmak. Yani ilk başta bir siftah yapmak çok önemli. Hani mutlaka aranıza esnaflıkta siftah kelimesinin anlamını bilenler vardır. Bilmeyenler varsa mutlaka bilsin. İlk satış yaptıran siftah yapmışsındır. Dolayısıyla siz de sınavda önce böyle yapabileceğiniz soruları bir kitapçık size verilip kontrol ederken şöyle bir bakın ben bu soruyu yaparım deyin. Bunu yaparım dedikten sonra bir siftahınızı yapın. Ardından da mükemmel bir şekilde diğerleri çorap söküğü gibi gelecek arkadaşlar. Takıldığınız sorular olmayacak mı? Olacak. Boş bırakacağınız sorular olmayacak mı? İnşallah olmaz ama olabilir. Bu durumda hiç endişelenmeyin. Yapabildiğiniz kadar yüksek netleri yapın. Ardından da sınavdan çıkın arkadaşlar. Demek ki yöntem şu. Sınava girdiğimizde önce birkaç tane doğru yapabileceğimiz soruyu gözümüze kestiriyoruz. Onları doğru yaptıktan sonra da tıkır tıkır ilerliyoruz. Antep fıstığı yer gibi ilerliyoruz. Kapalı fıstık gelirse onu kenara koyuyoruz. Çünkü dişimiz açılabilir. Onu en sona bırakıyoruz. Açık fıstıkları bitirdikten sonra yani yapabileceğimiz tüm doğruları rahatlıkla yaptıktan sonra takıldığımız sorulara geri dönüp Onları da temizleyip ardından sınavdan çıkıyoruz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu sınav bir sıralama sınavı. Bu sınav bir inanç sınavı. Yani inanmanız lazım. Ben turlama taktiğini yapacağım. Matematikte de ulaşacağım. Mühendisliğe de gireceğim. Öğretmenliğe de gireceğim. Tıbbı da kazanabilirim. Eczacılık. Yani hangi bölüm istiyorsanız bilmiyorum artık. Hayallerinizdeki üniversiteye gireceğinize siz inanmalısınız. Yani sizin o doktorlardan, o mühendislerden, o hakimlerden, savcılardan bilmiyorum artık. Ya da öğretmenlerden ya da bizlerden ne eksiğiniz var? Ne eksiniz? Hiçbir eksiniz yok. Bizler kadar zekisiniz, bizler kadar akıllısınız, bizler kadar başarılısınız. O zaman sizler de bizim kazandığımız üniversitelerden çok daha iyisini kazanırsınız arkadaşlar. Biz yaptıysak siz haydi haydisini yaparsınız. Yeter kendinize inanın ve başarın arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Son 13 günü iyi değerlendirin ama tekrar ediyorum. Son günlerde deneme çözmek hatalı olabilir. Orada tekrar yaparak netlerinizi artırabilirsiniz. <laughs>